Antalya Milletvekili Kemal Bülbül. Buyurun Sayın Bülbül. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, görünen tabloda hani halkımızda bir laf vardır. Söylersin bir kulağından girer, öbür kulağından çıkar derler ya. Burada kulaklar kapalı olduğu için bir kulaktan girmiyor. Dolayısıyla karşılığı da olmuyor. Memleketin birinde bir hükümdar varmış. Hükümdar memleketi beklenen, istenen, özlenen gibi yönetmezmiş. Birkaç münevver, birkaç aydın demişler ki yahu bir anayasa yap, yasalar olsun. Olur demiş. İki maddelik bir anayasa yapmış. Birinci maddede hükümdar her zaman haklıdır. İkinci maddede de hükümdarın haksız olduğu durumlarda birinci madde uygulanır demiş. Benzeri bir durumla karşı karşıyayız. Ve aynı zamanda burada dün benim, bugün İstanbul Milletvekili Zeynel Özen arkadaşımın ifade ettiği hakkın ve hakikatin makamı olan cemevine yapılan saldırıya dair, hakarete kirletmeye dair, hakkın ve hakikatin yolu olan Alevi inancına yapılan zulme dair bir tık yok, bir gelişme yok, bir söz yok ve akabinde bu olmadığı gibi bugün sabah saatlerinde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ki Türkiye genelinde 95 şubesi vardır. Genel başkanlığını da yaptım bu kurumun. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Şube Başkanı Zeynep Yıldırım evine baskın yapılarak tutuklanmış. Kendisi yaşlı ve hasta olan bir kadın arkadaşımız olmasına rağmen bu zulüm uygulanmıştır. Değerli dostlar, kevni mekanın hikmeti, hakikati, alimi haktır. Yeryüzünde de halktan büyük alim ve hakikat yoktur. Halkın kısası ile anlatacak olursak, lütfen ifade etmekten hicap duyarız. Ancak bu örneği söylemek gerekiyor. Sevgili başkan, bizim köylük yerlerden birinde fukara bir ailenin bir çocuğu varmış. Çocuk akşam haşa huzurdan altını ıslatırmış. Babası eşine demiş ki canım şunu yarın götür de bir hocaya, hoca bir görsün okusun üflesin bari şuna bir çare bulsun. Kadıncağız sabahleyin çocuğu alıp götürmüş hocaya. Hoca bir okumuş üflemiş getirmiş gönül rahatlığı içerisinde akşam yatmışlar. İlerleyen saatlerde çocuğun bağırtısıyla uyanmışlar ki haşa huzurdan çocuk büyüğünü de yapmış. Demiş ki baba al canım bunu götür eski haline çevir eskisi daha iyiydi demiş. Şimdi bakar mısınız? Olağanüstü halden güya olağan hale geçiyoruz. Böylesi bir durumla karşı karşıyayız şu anda. Eskisini arar bir nitelik ve buradan güya demokrasiye, insan haklarına, uluslararası sözleşmelere, her türlü hukuka uygun olduğu ballandıra ballandıra anlatılan bir durumla karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. Bu uygulanmaya çalışılan durumun hukukçular tarafından tarifi çok çeşitli örneklerle verildi. Çok çeşitli şekilde anlatıldı. Sevgili dostlar, elbet birçok kimliğimiz var. Kimlik siyaseti yapıyor diye bizi suçlayıp kimliklerimizi tahakküm altına alıp bizi kişiliksizleştirmeye çalışanlara şunu söylüyoruz. Kimliklerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kimliklerimiz kişiliğimizdir. Ben bir Kürt, bir Alevi ve bir devrimci olarak diyorum ki Aleviler Kerbela'dan bu yana olağanüstü halle yönetiliyor. Kürtler Kasr-ı Şirin anlaşmasından bu yana olağanüstü halle, devrimci demokratlar Mustafa Supi cinayetinden bu yana olağanüstü halle yönetiliyor. Sevgili dostlar, Pir Sultan Abdal'ın bir deyişiyle bitirmek istiyorum. Ben de bu dünyaya geldim sakinim. Kalsın benim davam divana kalsın. Muhammed Ali'dir benim vekilim. Kalsın benim davam divana kalsın. Yorulan yorulsun ben yorulmazam. Dünya kadısından ben sorulmazam. Hakikat makamından ben ayrılmazam.
kalsın benim davam divana kalsın. Pir Sultan Abdal'ın dünya kovandır. Giden adil beyler gelen ihvandır. Kırkların divanı ulu divandır. Kalsın benim davam divana kalsın. Bu divanı kuracağız. Hakkı, hakikati, özgürlüğü, adaleti, eşitliği tesis edeceğiz. Bu divana, bu dava uhrevi aleme kalmayacak. İnsani alemde özgürlük, eşitlik, adalet.